Mutfakta sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırında somon balığı yapacağız. Çok kısa sürede hazır oluyor ve çok da lezzetli oluyor. Amerika'ya geldiğimizden iki çeşit balık alıyoruz. Bir tanesi tilapia, bir tanesi de somon balığı, yani Amerikalıların salmon dediği bir balık. Biraz pahalı bir balık. Aslında her zaman tercih etmiyorum ama ayda iki kere almaya çalışıyorum. Bu şekilde Costco marketten alıyorum. Şimdi Amerika'daki arkadaşlara tavsiyem ve tabii başka ülkelerden takip edenlerin de Amerika'daki fiyatları çok merak ettikleri için bunu açıklayıcı olarak çekmek istedim. Amerika'daki arkadaşlara söyleyeyim hemen. Fresh Farmed yazıyor ama Fresh Farmed yerine Wild Salmon alınırsa daha iyi olur. Farmed dediği belli bir alanda beslenmiş balık ama wild denilen balık okyanustan yakalanmış veya gölden yakalanmış balık oluyor. Daha sağlıklı. Burada yaklaşık 1 kilodan biraz fazla 454 gramı 8,99, yani 9 dolar. 1,5 değil, pardon. 1 kilodan biraz fazla olunca 25 dolar tuttu fiyatı. Biraz dediğim gibi pahalı ama kılçıksız balık sevdiğim için ve tabii ki başka balık olmadığı için bu balığı alıyoruz. Bunu fırında yapacağız. Baharatlarımız var. Karabiber var. Karabiberi toz olarak kullanıyordum ama bu sefer evde yoktu. O yüzden taneli olarak kullanacağım. Zeytinyağı kullanacağım. Defne yaprağı kullanacağım. Bir diş sarımsak. Domates, soğan ve limon. İlk önce somon balığını istediğimiz boyutta kesiyoruz. Yıkıyoruz. Suyu iyice kuruduktan sonra borcamı alacağız. Borcamı biraz zeytinyağla yağlayacağım. Somon balığı kendisi biraz yağlı balık. Çok fazla yağ kullanmaya gerek yok. Ama ben hem lezzet açısından hem de alt kısmından böyle yapışmaması açısından borcama biraz zeytinyağı gezdiriyorum. Ve halka şeklinde doğradığım soğanları diziyorum. Soğanı bu şekilde dizme sebebim, çok ağır bir kokusunun balığa bulaşmasını istemiyorum. Ve aynı zamanda balıkların borcama yapışmasını da engellemiş olurum. O yüzden halka halka diziyorum. Ve baharat kullanacağız. Kırmızı pul biber, tuz ve zerdeçal kullandım. Toz karabiber de kullanıyorum. Aslında böyle hepsini karıştırıyorum ve balığın her tarafını buluyorum. Ama toz karabiber kalmamıştı evde. O yüzden taneli karabiber kullanacağım. Baharatları karıştırıyorum ve balığın her tarafını iyice buluyorum. Ve buladıktan sonra soğanların üzerine diziyorum. Aslında bu işlemi birçok balığa yapabilirsiniz. Yani kılçıklı, kılçıksız, fırında veya kızartacağınız her balığı bu şekilde baharatlarla bulayarak yaparsanız çok daha lezzetli oluyor. Ve tabii ki baharatlarda sınırlı kalmayın. Ben bunları seviyorum bu balıkta. Başka baharatlar da ilave edebilirsiniz. Şimdi üzerine zeytinyağı gezdireceğiz. Bunun zeytinyağının içerisine bir diş sarımsak rendeliyorum. Dediğim gibi karabiber toz halinde kullanırsanız daha iyi olur. Ama benim evde kalmamıştı. O yüzden taneli karabiber kullandım. Ve bunu da zeytinyağıyla karıştırdım. Tadı iyice zeytinyağına geçsin diye. Biraz da ezdim içerisindeki tozlar da çıksın diye. Ve balıkların üzerine gezdiriyorum. Zeytinyağını gezdirdikten sonra halka şeklinde doğradım. Limon ve domatesten dizeceğim birer tane. Bunu farklı bir şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle ki soğanları ve domatesi rendeleyebilirsiniz. Balıkların üzerine gezdirebilirsiniz ve limon suyu sıkarsınız. Bu şekilde yaparsanız da hem görüntüsü çok güzel oluyor hem de lezzeti zaten balığa geçmiş oluyor. Ve balıkta kullandığım defne yaprağı. Fırında yaptığım her balıkta mutlaka defne yaprağı kullanırım. Ayrı bir lezzet ve ayrı bir tat katıyor. Mutlaka siz de deneyin bu şekilde. Çok seveceksiniz eminim. Önceden ısınmış 200 derece, 380 Fahrenheit fırında üzerini hiç kapatmadan 30 dakika kadar pişireceğim. Ve balığın yanında yenilecek iki sos hazırlayacağım. İkisi de aynı sos ama ikisinin biraz daha farklı oluyor lezzeti. Taze narla ve nar ekşisiyle. Azerbaycan mutfağında mutlaka ama mutlaka balıkların özellikle et yemeklerinin yanında bu soslar yapılır ve yenir. Ev yapımı oluyor nar ekşisi ve erik ekşisi.
Doğal ev yapımı daha da güzeldir. Ben memlekete gidince her zaman getiriyorum ama artık bu sefer getirdiğim küçük bir kavanozdu ve bitti tabii. Onu size göstermek isterdim. Maalesef yok. O yüzden kendim hazırladım. Taze narı sıktım ve küçük bir delik açtım. İçerisindeki suyunu yarım halka şeklinde doğradım. Soğanların üzerine gezdiriyorum. İçerisinden biraz tanelerini de yine ekliyorum. Ve ikinci tabağda nar ekşisi ilave ediyorum. Balıklar pişerken soğanlar nar ekşisine ve nar suyunda iyice yumuşamış olacak. Ve çok da güzel olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın bana hak vereceksiniz. İkili muhteşem oluyor. Önceleri ben bu şekilde hazırladığımda eşim çok tereddüt etmişti. Acaba nasıl olur, balık, nar ekşisi veya erik ekşisi? Ama şimdi o kadar çok alışmış ki ben balığı hazırlarken sosu da hazır mı diye soruyor. Balıklar pişti, fırından aldım ve tabağa alıyorum. Tabii sosla beraber afiyetle yedim. Hangi sosu tercih ettim? Tabii ki nar ekşili olanı. Nar ekşisinden daha çok erik ekşisini de seviyorum. Tabii erik ekşisi ev yapımı varsa çok daha güzel oluyor. Böyle ekşi erikten yapılır. Erik kaynatılır, onun posası çıkarılır ve kışın balıkların et yemeklerinin yanında yenir Azerbaycan mutfağında. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Tariflerimi paylaşmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.